Herkese merhaba. Yeşil Pusula programına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her programda alanında uzman konuşmacılarla birlikte farklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ele alıyoruz. Bugünkü konumuzda sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 17.si olan amaçlar için ortaklıklar. Bugün bizlerle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nezih Orhan bizlerle olacak. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyiyim. Bir çırpıda beni bu kadar güzel tarif eden sayılı sunumdan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle şunu sormak isterim size. Başından beri konunun içinde sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıktığı günden bu yana vakıf olduğunuz ve önemli çalışmalar yaptığınızı biz de biliyoruz, takip ediyoruz sizleri. Bizlere de destek oldunuz belediye olarak. Birlikte birçok çalışma yaptık sizinle. Öncelikle sürdürülebilir kalkınma kavramının öyküsü nedir, var mıdır? Geçmişinden biraz bahseder misiniz konunun? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Dikkat ederseniz işte bu yolculuk devam ediyor. Aslında bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmak da ve bunu sürdürülebilir hale getirmek de önemli. Kesinlikle. Kalkınma kelimesini ve ifadesini bir kenara bırakırsak dünyanın meselesi zaten sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani Evet. hatta şimdi Birleşmiş Milletler gündeminden bahsettiğimizde antroposen çağından bahsediyoruz. Yani artık insan kendi kendini yok etmeye başlıyor. Evet. Yani artık insanın daha farklı bir şekilde düşünmeye ihtiyacı var. İnsan dediğimizde de uzaylılardan bahsetmiyoruz. Kendimizden bahsediyoruz. Bazen insanlar şöyle yapsa. Hangi insanlar bunlar? Yani başka bir dünyanın gezegeninin insanları mı? Hayır, biziz. Onun için bunu doğrudan kendimize ilişkilendirmemiz lazım. Kesinlikle. Bu öyküyü isterseniz şöyle tarif edelim. Bir, bireysel olarak insanların kendisiyle nasıl bağ kurması ile ilgili. Burada ben kendi örneğimi vereceğim. Bir de gerçekten bu sürdürülebilir kalkınmanın ve bunun amaçlara dönüşmesinin bir öyküsü var tabii ki. Şimdi birincisi, ben meraklı biriyim. Yani ben sinema televizyon hocasıyım ama yaşlılık da benim ilgimi çekiyor. Yaşlılığın içinde iletişim, yaşlıların filmlerle anlatılması ya da kırılgan gruplar. Yani haklara, ihtiyaçlara yanıt bulabilme konusunda işte bunlar ne olabilir? Örnek veriyorum, az önce söylediğim gibi yaşlılar olabilir. Mülteci toplulukları olabilir ya da işte dezavantajlı bireyler olabilir, erişim engeli olan bireyler olabilir ki bu konuda da Tepebaşı zaten çok örnek ve öncü çalışmalar yapıyor. Aslında burada şunu görüyoruz, hak temelli ve ihtiyaç temelli yaklaşımlara yanıt bulmaya çalışıyoruz. Ama peki size şunu söyleyeyim, bunu belediye örneğin bir sefer yapsa yeter mi? Hayır. Evet. Bu ihtiyaçlara, toplumun, bu grupların ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde yanıt bulması gerekiyor. Ben de kendime baktığım zaman ya yaptığım işleri daha sürdürülebilir bir çerçeveden ele almam gerekiyorsa dedim. Hatta bunu direkt konunun da göbeğinden girmem gerekiyorsa dedim. Örneğin son 6 yıldır sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iletişimi diye bir dersimiz var. Türkiye'de tek. Çok güzel. Anadolu Üniversitesi'nde. Ve çok farklı bölümlerden öğrenciler de alabiliyor. Böyle bir öyküyü bireysel olarak geliştirdik. Ve gerçekten sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik konularıyla beraber, sürdürülebilirlikle beraber sosyal inovasyon konuları gibi farklı alışveriş alanlarına olan konuları birbirleriyle örmeye, bir matris içerisinde ele almaya çalışıyoruz. İşte çoğu zaman da yolumuz kesişiyor. Fakat daha büyük bir gündeme bakacak olursak, burada şöyle bir durumu görmemiz lazım. Birleşmiş Milletler özellikle 2000'den 2015'e kadar olan süreçte Millennium Development Goals dediği bin yıl kalkınma hedeflerini koyuyor. Ve orada 8 temel, bugünkü amaçların içerisinde çoğu var olan ama 17 başlıkta değil ama 8 başlıkta tarif ettiği bir yaklaşımdan yola çıkıyor. Ve diyor ki 2015'te de başarmayı düşünüyor. Yani bir seviyeye kadar bu işte yoksulluktur, açlıktır, işte eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır, iklimdir, şudur budur konularda 2015'te bunları çözeceğiz. Çözemezsek ne olacak? Bitecek mi? Hatta bunu çok güzel bir örnekle de bir filmiyle de anlatıyorlar. Öyküleştirmede. Örnek veriyorum. Usain Bolt dünyanın en önemli atletlerinden bir tanesi. Rekortmen. Her yarışında rekor, dünya rekorunu yeniliyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz para biriktiriyorsunuz. Hayatınızda bir kere belki Usain Bolt'u İstanbul'da ya da Eskişehir'de göreceksiniz. Evet. Ve rekor kırmasını bekliyorsunuz. Ama yarışta tam çıkış yapıyor. Ah diyor, ayağım diyor. O yarışı bitiremiyor ama siz büyük bir hayal kırıklığı içindesiniz. Çünkü sizin için amaç ne? Orada bir dünya çapında başarıya tanıklık etmek. Ama kusura bakmayın. Bu sizin için hayal kırıklığı olmaz mıydı? Hepimiz için oldu. Ya da düşünebiliyor musunuz? Çok sevdiğiniz bir, ne bileyim, rock grubunun konserine gidiyorsunuz.
Belki çok sevdiğiniz biriyle berabersiniz. Sizin için çok değerli olan insanlarla berabersiniz. Hani tam atmosfere, ortama uygun havadasınız. Harika bir gece olacak diyorsunuz. İkinci şarkının ortasında kusura bakmayın trafolar patladı. Herkes evine diyorlar. Ne? Gece bitti mi yani diyorlar. Bunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Düşünebiliyor musunuz? Atletizmde kabul etmediğimiz ya da işte bir müzik konserinde yarıda kalmasını kabul edemediğimiz bir şeyi insanlığın, gezegenin, çevrenin dahil olduğu bir konuda nasıl kabul edebiliriz? Yani bunu kabul etmiyorsak onu hiç kabul edemeyiz. Ve gerçekten dünya diyor ki hayır diyor. 2015'te durduk dersek bu olabilecek, kabul edilebilecek bir şey değil. E ne yapalım? O zaman bunları sustainable yani sürdürülebilir hale getirelim diyor. Ve gerçekten burada bu sefer 2015'ten 2030'a kadar özellikle ülkeleri güçlendirerek 2015'e kadar olan 1000 yıl kalkınma amaçlarında daha Birleşmiş Milletler odaklı ama 2030'a kadar taşınan sürdürülebilir boyutta ise ülkeleri kendisini daha etkin hale getirerek diyor ki 17 maddemiz var. İşte açlığa son, yoksulluğa son, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, karada yaşam, suda yaşam, eşitsizliklerin azaltılması, kentleşme, inovasyon, ondan sonra işbirlikleri gibi 17 maddeye yayılan ve 17.si de bütün bu amaçlar için topyekün işbirliklerin kurgulanacağı bir yere taşınmalı diyor. Evet. Yani o konserin sonunu görelim. Evet. O rekorun sonunu görelim ve devam da etsin gelişim. Çünkü bu başka bir şey. Yani bunu eğer bir sefer yaptık dersek yalan söylemenin başka bir versiyonu olur. Biz sürdürülebilir hale getirelim istiyoruz. Yani istediğimiz zaten başlıyor. Evet sürdürülebilirlik bunun devamlılığının aynen sağlanması. Ülkeler dediniz hocam. Son zamanlarda özellikle ortaklıklara çok önem veriliyor aslında. Uzmanlar daha çok buna vurgu yapıyorlar ve son yayınlanan bir rapor var. Sürdürülebilir kalkınma raporu 2022'nin başında yayınlandı. Son 2 yıldır da ülkelerin geride olduğu söyleniyor. Kalkınma açısından sebepleri pandemi, savaş ve enerji fiyatlarının artması gösteriliyor. Ve bunun önüne geçmek için de aslında uzmanlar şunu öneriyorlar. Birlikte hareket edelim. Şimdi baktığınız zaman 17. amaçta bunu söylüyor. Amaçlar için ortaklıklar. Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Çok güzel. 17. amaç nedir? Şimdi 17. amaç şimdi 1'den 16'ya kadar az önce örneklerini verdiğimiz sağlıklı bireyler, toplumlar, işte açlığa son, yoksulluğa son, eğitime erişim, ondan sonra işte sağlıklı toplumlar, kentler. Hatta bu konuda da Tepebaşı'nın bir ödülü olduğunu biliyorum. Sağlıklı kentlerle evet ilgili olarak. Örnek çalışmaları. Ya da iklim eylemi. İşte evet karada yaşam. Şudur budur diyoruz. Bir, hem bu amaçları bir arada kurgulayabilmek. Çünkü mesela şunu diyebilirsiniz. Nezih, iklim eylemiyle ilgili olarak bir iletişimcinin ne alakası var? İklimi toplumlara kim anlatacak? Evet. Ya da açlığın toplumlar tarafından anlaşılmasında bir iletişimcinin rolü olduğunu düşünemez miyiz? Bir örnek vereyim. Dünya Gıda Örgütü'nün eğer yanılmıyorsam çok ünlü bir futbolcuyla ki hatta asi bir futbolcu İbrahimovic'le çektiği özellikle açlık çeken ve bunun en büyük kurbanı olan çocuklarla ilgili muazzam bir filmi var. Şimdi bu bir iletişim. Demek ki bu konuda farklı birçok grup. Çevre çalışanların, iklim çalışanların, ekonomi çalışanların, iletişim çalışanların, sanat çalışanların, yerel yönetim çalışanların hepsinin birbiriyle iletişime geçebilmesi gerekiyor. Neden? Bu hiçbirimizin tek başına bir sorumluluğu değil. Evet. Yani ben çok kötü bir örnek vereyim. Allah korusun işte Bozdağ'ın üstünde insanlık tarihinin en büyük yangını olsun. Çıkıp bugün haberlerde bu masalarda oturan değerli dostlarımız habercilerin şunu deme şansı yok. Vallahi billahi yemin ediyoruz size insanlık tarihinin en büyük yangını ama görüntümüz yok. Bir şey söyleyeyim. Hayır, bir şey koymak zorundasınız. Evet. Bunun iletişimini yapmak zorundasınız. Ki sürdürülebilir kalkınma gerçekten birazdan belki de konuyu açtıkça geleceğiz. Hı hı. Çok önemli başlıklarda evet bize toplumların farklı boyutlarda işbirliğine gidebilmesi için fırsat sağlıyor. Ama bir sonraki soruyu alayım belki konuyu evet açar. Haklısınız kesinlikle bir kere hepimiz aynı gemideyiz. Tabii. Kalkınmış ya da kalkınmakta olsun tüm ülkelerin aslında beklenen şu gündemi takip etmek için 2030'a kadar hiç kimseyi geride bırakmamak diyor. Bunun için de birlikte hareket etmek gerekiyor diyor.
hükümet, özel sektör, özellikle üniversiteler, STK'lar sürdürülebilir kalkınmaya birlikte ulaşmalı gibi yorumlar, öngörüler çok var. Güzel, çok doğru. Bu noktada diğer sorum şu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimizde kitleler daha özelde ne anlamadır hocam? Çok güzel. Şimdi birincisi bıraktığımız yerden alayım. Bugüne kadar özellikle pandemide insan kendine ne ders çıkarttı? Şimdi pandemide hepimiz kendimize bir şey ders çıkarttık ve pandemi maalesef bir geçerli ya da geçersiz bir mazeret haline geldi. Ne oldu? Hedeflere uğraşma anlamında biraz geride kaldık. Çünkü vaatlerimiz vardı. Biz daha iyi bir insanlık, daha iyi bir gezegen, daha iyi bir çevre, iklim diye böyle amaçlarımız vardı. Ama bu konudan biraz geride kaldık. Yani şu anda hani hal ve gidişat notumuz kırık. Şimdi ama şunu söyleyelim. Biz örnek veriyorum bir televizyon yayını yapıyorlar. Neden özellikle farklı toplulukları bir araya getirmeye ve topluluklara özel bir işbirliğini düşünmek zorundayız? Burada diyelim ki bu program çekilirken bu yayıncı kuruluş Türkiye'ye yayın yapıyor olsun ya da Eskişehir olsun. Türkiye örneğinden daha kolay anlaşılabilmesi için bir örnek vereyim. En çok izlenen çocuk programlarından bir tanesini yapıyor. Tamam, çok güzel. Bütün Türkiye'de yayın yapıyor. Bu da çok güzel. Çok büyük bir başarı. Peki İstanbul Etiler'de PlayStation oynayarak eğlenmeye çalışan bir çocukla Van'ın Yalı Merez Mahallesi'nde lafımı maruz görün, yokluk içerisinde tencere kapağı çevirerek eğlenmeye çalışan bir çocuğun aynı içeriği tüketme ihtimali nedir? Koca bir sıfır. Zayıf. Çok zayıf. Sıfır. O zaman biz birincisi sürdürülebilir kalkınmayı kitlelere evet bir genel gündemi anlamında tabii ki genel kitlelere bir tek tip mesajla sunmalıyız. Hani buna broadcast diyebiliriz. Kamusal kitlesel yayıncılık herkesi kucaklayan ama İngilizcesiyle başta söyleyeyim bir de narrowcast yapmak zorundayız. Yani Van'daki çocuğun ihtiyacını duyduğu yaklaşımlar içerisinde ilişki kurabileceği, bağlam oluşturabileceği şekilde de sunmalıyız. Ama İstanbul Etiler'de oturan çocuk için de sunabilmeliyiz. Çünkü hepsini ortalama bir şey yaparsak hani Cem Yılmaz'ın söylediği gibi everything little little in the middle her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam bir şey yok. Yani kimse kendine bir şey bağ kuramıyor. Evet. Böyle soyut kalma ihtimali oluyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlı. Şimdi o zaman biraz daha şöyle tarif edelim. Örneğin sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili olarak iklim eyleminden bir örnek vereyim. İklimin en önemli olduğunu düşünenler araştırmalara göre Türkiye'den bir örnek vereyim. Kim biliyor musunuz? Yerelde tarımla ilgilenenler. Çünkü bağ kurabiliyor. Evet. Uygulamasını yapıyor. Uygulamasını yapıyor. Bir felaket geldiği zaman orada yaşananın ne olduğunu biliyor. Ya da kentte şehirde bir anda betonların arasında sel şehri yutuyor götürüyor. İşte en son Mudanya'yı gördük. Denize arabaları taşıyor götürüyor. Çünkü artık suyun akabileceği bir havza kalmamış. Bağ kurabilen insan. İşte iletişimde bu ortaklıklarda, alışverişlerde bunun için önemli. Biz niye beraber oturuyoruz? Belediye kendi işini yapsın, üniversite kendi işini yapsın. Niye medya var? Evet. Şu anda 3 tane temsilci var burada. Evet. Gerçekten bu konuda kurumların, bireylerin, toplulukların, yerelin, bölgenin, ülkenin, farklı grupların hep beraber işbirliğine girmesi lazım. Bunun için en büyük aracımız iletişim. İletişim dediğimizde de neyi kastediyoruz? Biraz daha somutlaştırayım. Farkındalık yaratmak. Evet. En tehlikeli şey iletişimde bildiğimizi farz etmek. Şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bir öz eleştiri olarak söyleyeyim. Bir sosyal deney yapalım. Üniversiteye gidelim. Kaç kişi biliyor? İsim olarak belki duymuşlardır. Bir duydum. Genellikle de akla ilk gelen şey ha bu iklim şeyi değil mi diyecekler. Evet. Değil mi? Evet. Ya da pandemiyle mi ilgiliydi diyecekler. Yani daha güncel, daha duymakta yoğun bir hani fikrimizin sahip olduğu konuları söyleyeceğiz. Ama demek ki bunun bir farkındalığını yaratmak. İletişim dediğimizde en azından bilgilendirme, bu konuda kapasiteyi geliştirme. Mesela biz şu anda kitlelere ne yapıyoruz? Hem bir farkındalık hem bir bilgilendirme. Ama belli kurumlarda aslında şunu diyoruz. Ya Tepebaşı bununla ilgili çalışıyor. Nezih bununla ilgili çalışıyor. Bakın kapasitenizi geliştirmek istiyorsanız biz varız. Bu alanlarda çalışıyoruz. Ortaklaşalım. İşte geçenlerde yaptığınız işte turizm ve konaklama tesisleriyle ilgili sürdürülebilirlik meselesi, işte sanayi bölgeleriyle buradaki kapasiteyi geliştirelim. Burada ortaklıklar yapalım. Yani bir şemsiye topluluk yapalım. Aynı amaç için, amaçlar için ortaklık deniyor. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ya da biraz farklı noktalarından yakalamış olanları alignment dedikleri aynı çizgiye doğru toplamaya çalışalım ve savunuculuk üstlenelim.
Yani herkes ben kendi işimin peşine koşuyorum desin. Hı-hı. Ama her hangi işi yaparsak yapalım bugün bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının konularıyla bir şekilde ilişkilendiğini unutmaması evet. ve bunun savunuculuğunu üstlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir birey olarak onu sahiplenmek gerekiyor en bu başta. Bu bireyden kurumlara, kurumlardan organizasyonlara, evet. kamu otoritesine, STK hepimizin işi. Evet. Yağmur geldiği zaman ayırmıyor. Belediyelilere dokunmayacağım. Sel geldiği zaman tabii. medya çalışanlarına onlar çok ulvi vatandaşlar. Onlara dokunmayacağım demiyor sel. Hepimizi yutuyor. Evet. O yüzden hepimiz bu topun ağzına aynen girmeliyiz. Hepimizin Hepimiz oyunu sorumluluk bu. almalıyız. Evet. Dediğiniz çok önemli. Her seviyede güçlü işbirlikleri geliştirmek gerekiyor. Hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının geçmişinden, ortaklıkların öneminden bahsettik. Ve sonuçta şunu sormak isterim aslında. İletişim ve işbirliği kalkınma ile nasıl alışveriş içinde ve neden bu kadar önemli? Birincisi iletişim ve kalkınmayı ilişkilendirdiğimizde tam orta noktada bence çok güzel bir menü var. Evet. Hani biz restorana gittiğimizde artık menüyü fiziksel olarak koymuyorlar da QR kodunu okutun ne çıkacak karşınıza. Burada çok şeffaf. Diyor ki aslında bu 17 madde, 17 amaç pırıl pırıl isteyenler işte arama motorlarına sürdürülebilir kalkınma amaçları derlerse 17 maddeyi görürler ve o 17. maddenin hem bu amaçların topyekünü için ortaklıklar, işbirlikleri, iletişimi geliştirmek olduğunu görür. Hem de bunun için valiliktir, yerel yönetimlerdir, dairelerdir, üniversitelerdir, STK'lardır, gençlik topluluklarıdır. İlla ki tüzel kişilikler olmak zorunda değil. Hatta yani bilmiyorum gündeminizde var mı ama mesela gençlerden duydum. 10 Eylül'de belediyelerden de destek alarak Kanlıkavak'ta iklimi konuşmak istiyorlar. Evet. Ne kadar güzel. Kesinlikle. Yani demek ki bir takım inisiyatifler bu hepimizin rolü. Ha, ama burada bu kadar yaygın, bu kadar zengin ve istekli olunabilecek bir konuda özellikle 5 ayrı menüde nereyi seçersen seç diyorlar. Açık büfe. 1. Bu 17 madde birincisi 5P'de odaklanıyor. Yani şunu diyebiliriz ya ben her şeyle ilgilenmeyeceğim ama bunun öbeklendiği yerleri seçmek istiyorum. 5P. Birisi people. Bazı amaçlar insanlara odaklanıyor az önce söyledim. 2. Planet. Bazı amaçlar gezegenimizle, dünyamızla ilgili. Üçüncüsü prosperity dediğimiz refahla ilişkin. Yani kalkınmayanın işte daha refah ekonomik boyutlarıyla sosyal boyutları. Dördüncüsü partnerships. İşte ortaklıklar kuralım. Yani gerçekten konunun uzmanı olmayabilirsiniz. Yani biyoloji uzmanlığınız olmayabilir. İşte benim gibi ya da nasıl söyleyeyim kimya bilmeyebilirsiniz. İşte iklim uzmanı olmayabilirsiniz. Meteorolog olmayabilirsiniz. Diş hekimi olmayabilirsiniz. Ama topluluklar arasında ağ kurmanın uzmanı olabilirsiniz. Evet. Ya da kitle hareketlendiren becerileriniz olabilir. Aktivizmi nasıl yöneteceğinizi bilebilirsiniz. Görünürlük nasıl yapılır bunu bilebilirsiniz. Etkinlik yönetimi nasıl yapılır bunu bilebilirsiniz. Bir de beşincisi de ne? Peace. Yani aslında bu yaptıklarımız içerisinde ben barışa, adalete, dayanışmaya özen gösterecek çabaların içerisinde olmak istiyorum. Bu 5P çok önemli. Onun için hani herkes her şeyi yapsın değil. Ben bu menünün içerisinde şu 5P'den bir tanesine odaklanmak istiyorum. Bu PM'in içerisinde şu amaçlar yatıyor ve bunun içinde şu grupla, bu grupla, bu grupla toplanacağım demesi gerekiyor. Evet. Bu sayede de işte iletişimi kalkınma için kullanmış oluyoruz. En güzel yöntemi, zorlayıcı hiçbir tarafı yok. Evet. Yani size şunu söyleyeyim, bunun en sade, en yereldeki adı nedir? Ben yürüdüğüm zaman eğer yerde izmaritleri görüyorsam, maskeleri görüyorsam, atılmış içecek şişelerini görüyorsam rahatsız olmam bir boyut. Ama bununla ilgili bir aktivizme girişmem ve bunu dünyaya duyurmam, bunun için ortaklıklar aramam, bunun artık iletişim boyutu demek. Bunu artık bireysel bir çabadan dünyayla paylaşım. Ha, ben tabii çok basit bir boyutunu söyledim. Bugün geldiğimiz noktada özellikle Birleşmiş Milletler kuruluşlarının çok güzel kurguladığı işte bu iletişim modelleri var kalkınma için. Mesela ne var? Business for goals diyor. Mesela iş dünyasını bu amaçlar için ortaklaştırmak. Global Compact var. Ne? İşte bütün küresel büyük yapıları, kürenin içerisindeki farklı farklı dağılmış organizasyonları, grupları bu amaçlar için belli bir hedefte, belli bir model çerçevesinde odaklamak ve bir amaca hizmet etmek. Burada sürdürülebilirliği bu anlamda iletişim sayesinde nereye taşımış oluyoruz? Bir yere taşımış oluyoruz. Biz bir iletişim sayesinde strateji geliştirmiş oluyoruz kalkınma ve sürdürülebilirlik için. Ne demek bu? Etki üretmek demek.
İletişim aslında bizim burada dokunmaya çalıştığımız kavramlarda etki üretebilmemiz için. Evet. Çok önemli bir araç. Kesinlikle. Etki üretmek ve etkinin çoğaltılması çoğaltılmasında aynen. çok Etkinin etkili. çarpanlarla Çarpan etkisi. artması aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya da burada bulunmuş bir çözümü, burada bulunmuş Eskişehir'de, Sazova'da ya da işte Alpu'da, Sevinç Köyü'nde bulunmuş bir çözümü iletişim sayesinde başka bir köyün çözümü haline de getirebilir. Çözümlerde Kesinlikle. ortaklaşmak amaçlarda olduğu gibi. Bu da çözümlerin çoğaltılmasını sağlamaz mı? Çok güzel işte. Hepimizin başarısı olmuş Hepimizin olur. başarısı olmuş Birinin olur. başarısı hepimizin başarısı haline gelmiş olur. Kesinlikle. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür bugün ederim. bizlerle olduğunuz ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız Fazlası için için. bizimle görüşsünler. Evet. Belediyeleri gider. Fazlası için bizi takip Aynen edebilirsiniz. aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim. Bugün sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 17.si olan amaçlar için ortaklıkları konuştuk. Hocamızla, Nezih hocamızla birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere.